Merhaba dostlar, yeni bir F1 2017 kariyer modu videosuna hoş geldiniz. Bugün Avusturya'dayız. Şimdi araca gelen güncellemeler olmuş. Bir önceki videoda şasi güncellemesi başarısı olmuştu. Şimdi iki güncelleme geldi. Biri dayanıklılık, diğeri de şasi üzerine. İkisi de başarılı bir şekilde araca yerleşmiş. Şimdi bu araç güncelleme yerini bir göstereceğim. Bir yorum gelmişti. Burada takımların sıralama şeyin işte grafiğini görebilirsiniz. Neyse asıl yere geçelim. Şimdi gelen güncellemeleri gösterdi. Evet. Şimdi burası güç kısmı. Burada motorun dayanıklılığını, verimliliğini, dayanıklılığını değil de verimliliğini arttırabilirsiniz. Yukarı tarafta dayanıklılık var. Şanzımandır işte MGÜH, MGÜK gibi motor parçalarının dayanıklılığını gösteriyor. Sağ tarafta yeşil yerde şasi güncellemeleri oluyor. Şu küçük olan güncellemeleri yaparsanız başarılı olma şansı daha yüksek olur. Aşağı tarafta aerodinami üzerine kurulu DRS işte araç sürüklenme daha fazla rüzgar downforce olayını bağlıyor. Burada da motor parçaları var. Bunu anlatmıştım herhalde. Tam hatırlamıyorum ama 4 tane motor hakkımız var işte parçaları toplam. Bu şekilde parçalar birleşiyor. Şimdi sıralama turlarını geçeceğiz. Her zaman olduğu gibi ben turu atacağım, siz de izleyeceksiniz. Çünkü sıralama turunu anlatılacak bir şey yok. Bu pistte çok bir iddiam yok. Özellikle aracımız hiç uygun değil buraya. Sebebi de yeterli şeyimiz yok. Ne diyeyim, downforce'umuz yok burada. Fazla kanat açılarını yükselterek bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bu da bize düzlükte baya bir dezavantaj sağlayacak. Geri kalacağız düzlükte, bu bariz. Ama elimden geleni yapacağım. Sıralamada pek geri kalmayız da yarış performansına geri kalırız diye düşünüyorum. Evet, bu yarışa özel. Bu yarışa dedim, bundan sonra kariyer modlarında kendim özel kask yaptım. Bunu modlayarak yaptığımı söyleyeyim. Normalde oyun içerisinde yok böyle bir kask. Bakalım şimdi nasıl bir derece elde edeceğiz. Tura başlıyorum. Bu arada sıralama turlarını görmek ister misiniz? Bunu tekrar sorayım, ben hiç sormadım herhalde. Önceden göstermiyordum. Azerbaycan'da başladık göstermeye. Bundan sonra devam etsin mi sıralama turları? Bunu aşağıya yazarsanız iyi olur. Raikkonen 1.08.5 ile en hızlı tura ulaşmış. Sektör süresi de 47.8. Yani çok karışık bir pist. Hem motor gücü istiyor hem de downforce gücü istiyor. İkisinin arasında bir çizgi bulmak lazım. Ki bizim aracımız da bu piste uygun değil. Tekrar söyleyeyim. Bakın iyi bir dereceyle geliyoruz gibi ama 1.09.1 ile çok da kötü bir tur atmadık aslında. Force India'dan daha hızlıyız gibi gözüküyor şu anda. Evet derken Perez bizden daha iyi bir tur atmış. Ricardo önümüzde, Verstappen arkamıza almışız, güzel olmuş. Bakalım yarışta nasıl bir performans göstereceğiz. Vettel'in 60 puanlık bir avantajı var şampiyonada Raikkonen'e karşı. Takımlar şampiyonasında da 100 puan öndeler. Bu sezon artık kesinlikle Vettel ve Ferrari şampiyon olacak gibi gözüküyor. Hamilton da pole'ü almış. Şimdi bir grid dizilimine bakalım. Evet, Mercedesler yine ön taraf kapatmış. Hamilton ve Bottas şeklinde. Üçüncü olarak Vettel başlıyor. 4 Perez. 5 Ricardo, 6 biz varız. 7 Verstappen, 8 Ocon. Raikkonen grid cezası almış sanırım. Massa 9.
Hülkenberg 10, Kvyat 11, Raikkonen 12 şeklinde ilk 12 tamamlanmış. Raikkonen'in grid cezası alması daha da onu şampiyonluktan koparacak. Zaten 60 puanlık bir fark var. Evet, ultra softtan süper softa geçeceğiz. Pek lastik aşımının yüksek olduğu bir yer değil. 2 tur ekstra yakıt alacağım. Şimdi formasyon turuyla başlayacağız. Gördüğünüz gibi sağ taraftan da ön kanat açısını 8 yaptım. Yoksa şeylerde geri kalıyoruz virajlarda. Arka tarafta fazla bir şey yok ama arka tarafta mecbur kanat açısını yüksek tutmak zorunda bıraktım en pist. Daha doğrusu çünkü şu ikinci virajda araç arkadan kaymaya bayağı meyilli. Bu yüzden arka tarafı da biraz fazla tuttum. Özellikle klavyede traction control açık olsa bile direkt salıyor araç arka tarafı. Startta Verstappen'e geçilmezsek yine bir 5-6 arasında bir pozisyonda bitiririz yarışı. Bundan sonraki yarışta şeye ödem vereceğim. Motor güncellemesi yapmayı planlıyorum. Motoru güçlendirirsek kanat açılarını yükseltmemiz sonucunda pek geri kalmayız motor güçlü olduğu için. Evet, şu anda oyun kendi aldı kontrolü. Avusturya'da bulutlu bir hava var ama yağmur yağmayacak diye gözüküyordu yarış başında. Neler olur belli olmaz. Evet, Hamilton grubu getirdi start düzlüğüne. Yan tarafta takım arkadaşı Bottas onu ağlamayı deneyecek. Arka tarafta Ocon Massa şeklinde. Ocon'a geçilmezsek startta gerisini getiririm. Her şeyde olduğu gibi. Evet, şu anda 5 kırmızı ışık sönmek üzere. Avusturya Grand Prix'sinde start alıyoruz. Çok da kötü bir start aldık aslında. Verstappen yanımızdan uçarak kalktı. Sağ taraftan Ocon da geliyor. Ocon'la bir temas yaşadık. Verstappen'i biraz itmek zorunda kaldım. Ocon torpido gibi girdi yani sağ taraftan. Şu düzlüğün sonunda geçebilirsek geçeriz. Ondan sonra zorlar bizi. Geç fren yaparak girmeye çalışacağım. Ve Ocon'u geçmeyi başarıyoruz. Tekrar kaybettiğimiz pozisyonu aldık. Ama şu an düzlükte bayağı hızlılar. Bizden daha hızlılar düzlükte. Ve geliyor Ocon. Evet, burayı da atlattığımıza göre bundan sonra şu virajlarda atak yiyeceğimizi sanmıyorum. Genellikle düzlüklerde bir şeyler dener. Ricardo da Perez'i geçemedi startta. Verstappen uçarak kalkmıştı ama Ocon sağ taraftan girince mecburen ittirmek zorunda kaldık. Starda tekrar bakıyoruz. Hamilton çok iyi bir kalkış yapmış. Vettel neredeyse Bottas'ı geçecekken viraj sonuna gelmişler. Ocon'a çarpmışız. Fena çarpmışız hem de. Verstappen Massa'ya geçilmiş gibi gözüküyor. Aynen Massa'ya geçilmiş. Sonradan geri almış gibi. Şu anlık ilk virajda bir şey yapamamış. Ve orada aynen geçememiş. Hülkenberg de Raikkonen de yan yana. Buradan kaskımızın görünüşü daha iyi gözüküyor. Start bu şekilde olmuş. Eğer Ricardo Perez'in arkasında bayağı oyalanırsa Ricardo'yu geçeriz. İkisinin arasındaki mücadeleden faydalanır. Bottas en hızlı tura ulaşmış. 1.11.9. Şimdi Bottas'ın en hızlı tura ulaşması beni şaşırttı. Hamilton geçmiş mi acaba diye düşündüm şu anda. Geçmiş olabilir çünkü yarışın ilk turunda ilk başlayan
Yani ilk tura atan en hızlı tura ulaşır. Derken Ocon'dan bir atak yiyoruz sağ taraftan ama geç fren yaparak biraz taştık değil, bayağı bir taştık. Ocon geldi ve geçti bizi. Büyük bir hata yaptık orada. Sağ taraftan Massa da geliyor. Ama Massa'yı geçirmem herhalde. Evet, Massa'yı geçirmedik. Biraz geniş alıyoruz. Massa'ya yer vermek zorundayız. Hala sağ tarafta. Bırakmadı. Şu ilk virajda bırakır diye düşünüyorum. Çünkü Williams'ın bizle mücadele edebilecek bir şasisi yok. Evet, bıraktı orada. Ocon'u şimdi kovalamaya başlayabiliriz. Ocon'un geçtiği çok bariz zaten. Start başından beri agresif bir giriş yaptı. Ve virajlarda bayağı iyiyiz aslında. Bu da şeyimizden kaynaklanıyor. Downforce ayarlarından. Ama düzlüklerde bayağı ilerle gidiyorlar. Kopuyor bildiğin. Ocon'u geçmek bayağı zor olacak. Onlar da virajlarda yavaş kalıyor. İşte artık kim daha iyi avantajları değerlendirirse 6. pozisyonu alacak. DRS şu anda bizde. Şu viraj çıkışında iyi bir çekiş yakalarsak belki geçeriz. Ama yok. Ocon daha iyi bir çekiş yakaladı ve güvenli mesafeyi aştı. DRS'e rağmen yetişemiyoruz şu anda. Orada fren çizgisini biraz kaçırdık. 0.1 saniye kadar bir zamana mal oldu bize. Fazla taştık orada. Ve Ocon'la farkı 6 saniye indirdik. Bir önceki turda 0.8'di yanlış hatırlamıyorsam. Ve Massa ile farkı açtık. Dediğim gibi Williams bizle mücadele edebilecek bir şasiye sahip değil. DRS yine bizde. Ocon üstünde baskı kurarsak belki de erken bir pit yaparak geçebiliriz. 1.11.3 ile kendimizin en hızlı turuna ulaştık. Bottas'ın 1.9 attığını düşünürsek 2 saniye daha hızlılar bizden. Yine DRS bizde. Ocon kaçıyor, biz kovalıyoruz. Ön grupta fazla bir şey olmamış gibi gözüküyor. Evet, yarış mühendisinden pit önerisi geldi. Raikkonen'in aracına bir problem var ve yavaşlayacağını söylüyor. Raikkonen zaten grid cezası almıştı. İyice motoru gitmiş gibi gözüküyor. 0.7 saniye pit ayarlarını değiştirmedik. Devam ediyoruz. Massa ile 1 saniye fark açmışız. Ocon bayağı yavaşladı ve Ocon'un aracında dumanlar var. Ocon'un motoru patladı ve şu anda sol tarafa çekiyor aracını. Sarı bayraklar var ve güvenlik aracı çağrılıyor pistte. Ocon yarış dışı kaldı. Şu anda pite gireceğiz. Tam da Ocon için işler iyi gitmeye başlarken aracından dumanlar çıkarak yarış dışı kaldı. Ocon'un motoru fazla dayanamadı demek ki artık. Mercedes motorlu bir aracın motor patlatması da biraz garip. Evet, şu anda tüm gridin pide gireceğini tahmin ediyorum ben. Çünkü 5. turdayız. Bu bedava pit şansını kimse kaçırmaz. Az da dışarı yapışacaktık. Evet, Massa pit'e girmiyor. Girmeyenler olacak demek ki. Mercedes ekibinden de bizim araca bakıyor. Bizim alt taban gitmiş ya.
normal şartlarda yarışı devam edemeyiz bu. Yani gerçek hayatta böyle olsa devam edemez. Çok fazla zaman kaybeder. Küçücük bir parçanın kırılması bile inanılmaz bir zaman kaybına neden oluyor diyeyim. Hamilton önümüzde döndü pite, pitten yani dışarı. Fazla pite giren olmadı. Sadece 2-3 araç girdi gibi gözüküyor. Tam emin değilim. Hamilton önümüzde. Perez de girmiş sanırım. O da son sıralara düştüğüne göre. Bayağı geri kaldı ki. Evet, güvenlik aracı bu turda içeri girecek ve tekrar yarışa başlayacağız. Şu anda pite girmeyen araçlar çok büyük hata yaptı. Biz girerek 2-3 pozisyon kazanacağız. Bedava pit stop yaptık çünkü. Hamilton'a sağ taraftan oyunlar oynayarak geçmeye çalışacağım. İlk başlangıçta yarış tekrar başladı şu anda. Yeşil bayraklar var ve Avusturya Grand Prix'si devam ediyor. Hamilton'a içeriden dalmayı deneyeceğim daha yarış başlar başlamaz ama ön tarafta erken fren olduğu için herhangi bir atak yapamadım. Şimdi deneyeceğim şansımı tekrar. Belki ön taraftaki biriyle temas yaşarsa geçebiliriz. Derken Perez'le bir temas yaşadı. Bir parçalar havada uçuşuyor. Hamilton'ı geçmeyi başardık. Ön tarafta yine bir sarı bayraklar var. Sağ tarafta Stroll yarış dışı kalmış Williams'tan. Stroll yarışa veda ediyor. İkinci oldu bu Mercedes araçlı bir motorun yarış dışı kalması. Arkamızda Ericsson var. Sauber'i zorlanmadan geçtik. Ön tarafta Bottas var şimdi. Eğer Bottas ön taraftaki trafiğe takılırsa onu geçeriz derken zaten takılmışlar. Vettel de var ön tarafta. Hamilton neden bu kadar geri düştü onu da anlamadım. Yarışa pole'den başlamıştı. Şimdi Bottas'ı yakalayıp geçmemiz lazım şu trafikteyken. Evet, Hülkenberg de pite giriyor şu anda. Bottas Vettel'in arkasında hemen. Sağ taraftan Hamilton'a yaptığım gibi deneyeceğim ama yeterli mesafede olmadığımız için girmedim oraya. Bottas da pite girmiş. Evet. Süper stopla mı başladı acaba diye düşündüm ama Bottas'ın da girdiğini önerim derken Bottas'a bir atak yapıyoruz ve Bottas'ı geçmeye başardık ikinci virajda. Daha iyi bir çekiş yakaladık ve Bottas'ı arkamıza almayı başardık. Çok ani bir atak oldu. Bottas şaşırdı. Ve Vettel de ön tarafta Toro Rosso ile bir mücadele içerisinde. Şu anda bayağı bir tutuyor Sainz Vettel'i. Sainz mi o? Kvyat mı? Tam gözükmüyor. Evet, Sainz'miş. Vettel pite girmemiş anladığım kadarıyla. Ultrasoft'lardı çünkü hala. Sağ tarafı çekiyor aracını. Bottas da sağ taraftan dalmayı deneyecek. Bayağı bir zaman kaybettiler. Derken Bottas tekrar geliyor. Ama geçmesine izin vermiyoruz. Start düzlüğüne çıktığımızda çok daha iyi bir düzlük hızıyla yine geliyor. Burada yapabileceğim bir şey yok. İç tarafı vermek zorundayım. Derken yine bir temas yaşadık. Normalde böyle bir temas yaşansa şu an ikimizde yarış dışı kalmıştık. DRS aktif olduğu için ilk düzlükte yine bir şansımız olabilir. Sainz de Van Dorn'a bir atak denemesi yapıyor. Sainz'e arka taraftan dokundurduk. Çok yavaşladı orada. Ve bize uyarı geliyor. Adam ya, inanılmaz yavaşladı. Şu an 3 araç yan yana gidiyoruz. Yani dokunmamamız işten değil ve lastikleri tokuşturduk. Derken bu ikili arasından galip çıkmayı başardık. Şimdi Van Dorn'u yakalamak çok da zor olmayacak. Çünkü Honda motorunu biliyorsunuz. Grid'in en yavaş ve en verimsiz motoru olduğu için çok rahat bir şekilde geçilecektir. Derken zaten fark erimeye başladı gözle görülür bir şekilde.
Belki de bu turda pite girebilir. Aynen sağ tarafına çek, sağ tarafa çekti aracı. Pite giriyor Van Dorn. DRS'i de verdiği için bu biraz bize yardım edecek derken Bottas gümbür gümbür geliyor. Kvyat birinciyle çıktı diye bir yazı gördüm ama doğru mu? Yani şaşırdım şu anda. Ama pite girmediyse normaldir. Bottas yine geliyor. Adam bilenmiş artık bize. Vettel Kvyat'ı geçti. Şu Kvyat 4 saniye önümüzde. Bak eski lastiklerle fazla dayanamaz. Bottas'a karşı defans yapıyoruz. Sağ taraftan yine geliyor. Boşluk bıraktım ama zorluyor bu sefer. Normalde bırakırdı ama çime itti bir de bizi. Çime ben kendim çıktım aslında. Fazla boşluk bıraktık ve Bottas çok rahat bir şekilde geçti bizi. Şu anda hala podyumdayız. Kvyat'ın duracağını düşünürsek. Bottas'la zaten yarışabilecek yarış hızımız yok. Daha fazla tutmanın da bir anlamı yok. En azından bize DRS verdi. Ve Kvyat da şu anda pite girdi. İkinci olarak yarışa döndük. Vettel de pite girdi. Yani adam güvenlik aracındayken pite girmemiş. Ya olabilecek en saçma şeyi yapmış. Ve şu anda kendini geri attı ama zaten 60 puan gibi bir avantajı var şampiyonada. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Bottas 1.1 saniye çıkardı. Perez'le 2 saniye fark attık. Perez Sainz'i geçmiş daha doğrusu. Eğer 2-3 tur daha Perez'le fark koruyabilirsek ondan sonra yaklaşsa da geçemez. Çünkü onda lastikleri bitecek. Evet, Bottas'la farkımız 1.8 saniye çıktı. Perez'e 0.2 saniye daha fark attık. 2.5 saniye çıktı fark. Şu anda aklıma takılan şey Ocon Perez'den daha mı iyi sürüyor? Çünkü Ocon arkamızdayken çok daha iyi bir hıza sahipti. Şu son virajda bayağı momentum kaybettik. Fark çoğalacaktır derken evet farkı açtı Bottas ve arka tarafa 0.2 saniye bıraktık. Hülkenberg'le fark 11.8'miş. Hülkenberg sürünüyor şu anda yani sezon başından beri. Perez farkı eritmeye başladı yavaş yavaş. Düzlüklerde inanılmaz bir hızları var. En hızlı turumuz bile bizi belli ediyor yani ne kadar geride olduğumuzu ön gruptan. 2 saniye yakın bir fark var. Perez geliyor yani Perez geçecek bizi. Geçse de bir sıkıntı olmaz zaten podyum önemli olan podyumda kalmak şu anda benim hedefim. Daha fazla puan almış veya az almış çok da bir önemi yok. Bu yarış aslında Azerbaycan'a göre daha iyi oldu. Orada fazla hiçbir şey olmamış yani. Çok stabil bir yarıştı. Burası biraz daha eğlenceli oldu. Eğer yaz arasını iyi değerlendirirsek, kış arasını sezon bittiğinde şampiyonluk mücadelesi verebiliriz. Kesin olmasa bile. Perez bu turda pek yaklaşamadı. Arka taraftan atak mıydı diye düşündüm şu an ama arka tarafta bayağı fark var. Sol taraftan gözüktüğü gibi. Yakıt sıkıntısı çıkacak gibi gözükmüyor. Bu oyunda en verimli motor gerçek hayatta da aynı şekilde Mercedes motoru. Verimlilik şeyinden kastım da yakıtı reçete tutsanız bile çok az harcıyor. Yani bizim harcadığımız yakıtın yarısıyla bile daha fazla gidebilir. Çok verimli bir motor.
Bunda motor güncellemelerinden biz de yaklaşmaya çalışacağız aynı şekilde. Çok geliştirmemiz gereken nokta var. 5 saniyeye çıktı fark. Adam uçuyor yani şu anda. Bizden 1 saniye daha hızlı turluyor. Perez şu ilk sektörde fazla zaman çekemiyor ama ikinci sektörde ve üçte bayağı çekiyor. Yine bir podyum alacağız gibi gözüküyor. Herhangi bir şey olmazsa. Azerbaycan'da da öyle duruyordu ama son anda olaylar oldu ve kaybettik. Bottas 6 saniyeye çıktı. Perez şu anda DRS mesafesine geldi. Tehlikeli bir durumdayız. Atak yapacak mesafede. Şu anda DRS'i açtı ve geliyor. Burada bir atak yemeyiz ama bir sonraki DRS düzlüğünde yiyebiliriz. Sol lastik gitmiş %41. Şu anda arka tarafta hava koridoruna girerek fena geliyor. Sol tarafı bıraktım, iç tarafı aldım. Bu sefer o konuda olduğu gibi bir hata yapmayacağım. Orada bayağı geri kalmıştık derken kime? Hamilton'a savunma yapmak için yavaşladı orada. Ve bu bize bir tur daha avantaj verecek. Onlar ikisiyle mücadele ederken biz de podyumdan kopmayacağız. Artık virajlara daha yavaş girmek lazım. Lastikler bitti çünkü. 7 neredeyse 8 saniye fark var ön tarafla. Perez bu sefer çok daha yakın. Force India'ya bir podyum gidebilir gibi gözüküyor. Yine geliyor. Ve sonuç çıkmadan tekrar güven noktaya döndük derken arka taraftan inanılmaz bir çekiş yakaladı ve geliyor, gümbür gümbür geliyor, sağ taraftan geçecek. Ve şu anda da arka lastiğimize dokundurdu. Hamilton da bayağı yaklaştı. Arka tarafta onu da görebiliyoruz. Derken o daha iyi bir çekiş yakaladı ve Perez'i zorlanmadan geçti. Eğer Hamilton bizi de geçerse Perez'i arkamda tutmak bayağı zor olacak. Hava yavaş yavaş açmaya başladı. Aslında sürekli güneşli havada yarışsak daha iyi olurdu. Kapalı havada yarışmak pek güzel olmuyor. Sol çok açıldık. Az daha geçecekti yani. Yine geliyor. Çok daha hızlı yani. Force India'dan böyle bir şey görememiştik zaten. Grid'in en hızlı aracından ne bekliyorsam ben de. Şimdi bile geçebilir aslında zorlasa ama. Perez de çok iyi bir momentum yakaladı ve o da geliyor. Hamilton'dan daha hızlı bir geliş yaptı ama boşluk bulamadığı için geçemedi. Arka tarafta inanılmaz bir temas yaşadılar ve bayağı gerilettiler birbirlerini. Artık bu saatten sonra geçmeleri bayağı zor. Bundan sonra da bırakmam herhalde. Bu arada dostlar, bundan sonra bu videoyu attıktan sonra bir 10 gün kadar videolar gecikecek. Çünkü ekran kartını servise vereceğim için herhangi bir şekilde video çekmemin imkanı yok. Bu videodan sonra biraz ara vereceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz tabii. 10 gün olur, 20 gün olur. Artık o servisin hızına bağlı. Hamilton Perez'den kurtulmuş bir şekilde geliyor. Hem de bilenmiş bir şekilde geliyor.
Geçti geçecek. Niye bekliyor arkamda? Bir sağ yapıyor, bir sol yapıyor. Diğer site alacak kim? Burada geçerse geçer. Bundan sonra geçemezse bırakmam yani. Perez yine yaklaştı. Hamilton acayip yavaşlıyor ki adamlar yetişiyor yani. Tam atak yapacakken duruyor ya. Aynısını Bottas da yapıyordu bir önceki yarışta. Şimdi Bottas bugün uçuyor. Şimdi de Hamilton yavaş. Perez yine zorluyoruz. Sağ taraftan soldan her şey deniyor adam. Derken fren noktasını kaçırdık ve çok fazla açıldık. Ama atak yiyecek mesafede değiliz. Sol lastiğe bakarsak soyuldu iyice, bitti artık. Bundan sonra artık geçemezler. Zaten burada çok iyi bir çekiş aldı. Derken Hamilton yavaşladı ve Perez onu geçti. Son turda Hamilton inanılmaz bir şekilde yavaşlıyor ve Perez podyuma çıkıyor. Yani bunu beklemiyordum gerçekten. Orada ne oldu da yavaşladı? Temasta mı bulundular artık? Perez son ana kadar zorladı. Ben bırakmaz dedim kaç kez. Hamilton artık bırakmaz dedik ama adam Perez laflarımızı yutturdu bize. Bottas günün kazananı oluyor. Gerçekten çok iyi sürdü bugün. Bir önceki yarıştaki lafları yedirdi yani. Perez de inanılmaz bir sürüş yaptı. Benden daha iyi bir iş çıkardı. Biz biraz şansa çıktık podyuma. Bu şekilde oyunun hatalarını görüyorsunuz. Bottas'ın şey gitmiş. Evet, bir önceki yarışta bahsettiğim olay buydu. Şampanyalar kendi patlamış. Şu an hala patlıyor bakın arkada. Bazen buradaki müzik kesiliyor. Yani böyle animasyonlarda oyun çok zayıf. Bunları düzeltmeleri lazım. Aynı oyun motoruyla 3 yıldır devam ediyorlar yani. Neyse biz puan dizilimine bakalım. Hülkenberg 1 puan, şey 4 puan almayı başarmış pardon. Artık alsın o kadar olaya. Vettel de 7. olarak bitirmiş. Raikkonen'i göremiyorum. Raikkonen puan alamamış. Evet, Raikkonen puan alamamış. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Dediğim gibi yaklaşık 10-20 gün arası video gelmeyecek. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.